Günaydın, herkese günaydın, günaydın, bize günaydın. Muhteşem bir pazar sabahı, -5 derece. Gece sanırım daha da soğuktu. Çok zorlanmadık, güzeldi ama şu manzaraya uyanmak nasıl bir şeydir şimdi bakalım. Hava ne kadar açık bakın. Dumanlı dağlarda duman kalmamış. Ve karşımızda inanılmaz bir manzara ya. Bu ne ya? Günaydın dostlar, günaydın sevgili takipçiler. Dün gece en son uyurken küçük bir video çektik ve onunla beraber geceyi kapattık. Gece yattığımızda hava biraz iyiydi. Biz de sıcaktık. Tabii vücut ısımız da yüksekti. Ancak gece saat 3'ten sonra sabaha karşı inanılmaz bir soğukluk oldu. Hava sıcaklığı yaklaşık olarak -5-6 derecenin altına düştü. Ki hareketsizsiniz, hareketsiz halinizle bir 5 derece daha koyuyorsunuz bunun üstüne. Ancak sorun değil, yaklaşık olarak bir 3 saatte hemen bu durumu çözdük. Sonunda güneş açtı ve tekrardan ısınmaya başladık. Bu sırada gece yarısı saat 3'te kalkıp, 3'te 4'te kalkıp yukarıya çıkacaklar oldu. Hani biz de yukarıya çıkarak izlemeyi düşünmüştük. Ancak bir gün önce yolda karşılaştığımız bir hanımefendi dedi ki yukarıda göl donmuş. Biz de düşündük ki eğer yukarıdaki göl donuyorsa muhtemelen tırmanırken kayalar da donuyordur. O yüzden dedik muhtemelen bu iş yaş olur. Nitekim o saat gece 3'te 4'te gün batımı için giden arkadaşlar, gün doğumu için giden arkadaşlar gidemeyip geri döndüler tekrardan. Çünkü niye? Tüm kayalar buz olmuş. Tırmanmak imkansız. Yokuşta böyle kayalara basarak kayma riskiniz çok fazla ki bir düşerseniz Allah muhafaza bir daha soluğu parçalanarak aşağıda alırsınız. Bu kaldığımız kamp alanından bahsetmek istiyorum çünkü çok değerli bir hikayesi var onun. Buraya 1951 yılında Fransız bir bilim insanı ve dağcı ekip geliyor. Bu ekip araştırma yapmak için buraya tırmanmaya çalışıyorlar. Tam tırmanış sırasında bir nehirden geçerken Jacques Poinsenot maalesef nehri geçerken nehirde boğuluyor ve boğulan bu bilim insanının çok profesyonel bir dağcı olduğunu da unutmayalım. Kendisi hayata gözlerini yumuyor ve bu kamp yerine onun adını veriyorlar. Aynı zamanda yukarıdaki tepelerden bir tanesi de Poinsenot'tur. Yine onun adı var orada. Böyle bir bilgi var. Onu da bu şekilde buradan analım. Yolculuğumuza başlıyoruz. Dediğim gibi hemen hemen saat 10:30. Gece fareler geldi mi? Gelmedi arkadaşlar. Niye? Çünkü Cansu ile böyle sürekli tetikteydik. Kalkıp böyle aynı nöbet tuttuk. Çadırı salla. Fıçı. Zaten istinat duvarlarını da çakmıştım biliyorsunuz, evet. Yani orası. Bizans'ın surları gibi bir yaptım orayı. Bir de aşkım orayı. Yemekleri ve iç içe aynen, o kadar çok paketledik yani ki. Ben unuttum yemekleri. O kadar paketledik ki ben unuttum nerede olduğunu. Tedbirler işe yaradı. Bir şey olmadı. Kamp alanı hakkında birkaç bilgi daha vereyim. Suyunuz var. Su hayatımda içtiğim en güzel sulardan bir tanesi. Gerçekten çok lezzetli yani. Suyu kullanabiliyorsunuz burada. Kamp alanı da çok güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Dün gece kamp alanı etrafında tilki gördük, söylemiştik. Hı hı. Onun haricinde bir dünya envai çeşit buraya kuşlar, özel kuşlardan görüyorsunuz. Çok hemen yanı başınızda geziyorlar böyle tık 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 takılıyorlar falan filan sizinle beraber. Bir problem var. O da tuvalet problemi. İki tane tuvalet var aslında. Ama tuvalet demeye yani tuvalet değil. Bir tane kova var. Ve biz maalesef yani çok fazla da insan olduğu için doğa yapmak daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Aslında Vika ile beraber de baktık, temizleyebilir miyiz buraya, bir kova mova var mı? Hani nehirden su çekip suyu atalım falan, bir şeyler yapalım diye düşündük ama o da yok. Ücretsiz bir yer. Bunlar çok büyük problemler değil. Yani böyle bir milli parka gelmek, ücretsiz bir şekilde girmek gerçekten inanılmaz. Burada kamp yapabilmek inanılmaz. Harika şeyler. Arkamda da zaten üç büyükler. Manzarayı da görüyorsunuz yani. Şimdi üç büyükleri daha yakından görmeye gidiyoruz. Hava da çok güzel. Bu arada sabah kalktığımızda tamamen açıktı. Tamamen açıktı. Tam evet, net bir şekilde. Görüntüler gibi. Sabah çok iyiydi. Yani yukarıya çıktığımızda da yakalayacağız herhalde. Şimdi gittiğimiz yerin adı aşkım Lago de los Tres. Aynen. Bu üç Lago büyüklerin, de los Torres. Aynen. Bu üç büyüklerin gölüne gidiyoruz. O göl şu an don. Yani buz olmuş üstü tamamen. Aa, sürprizi bozdun. Ama belki de gittiğimizde daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Bulunduğumuz yer Los Glaciers National Park'ı ve şu anda yürüdüğümüz rota Fitzroy. Bu rotayla ilgili de çeşitli bilgilendirmeler, hikayeler yukarıda sizleri bekliyor. İzlemeye devam edin.
Şimdi yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Bu arada GoPro'ların, bataryaların, telefonların bataryası matarası evet, hiçbir şey dayanmıyor. O konuda da bilgi verse nasıl taşıyoruz? Söyleyeyim arkadaşlar. Down ceketlerin içerisine soktuk bataryaları falan. O şekilde taşıyoruz. Vücut ısınızla beraber taşımamız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde. Jortluyorlar. Yani powerbank'iniz jortlayabilir. Bizim bir powerbank'imiz bir diş düşmüş hiç kullanmadan. GoPro zaten... Daşan'ın telefonu kapanmış komple. Daşan'ın telefonu kapandı. GoPro'nun bir tanesi %45'te bateri bitti. Sinyalini verdi. Bakalım içerik yapmaya devam edebilecek miyiz? Tamamen de bitebilir yani. Kesilebilir. Batarya tamamen de boşalabilir bu soğukta. Elimizden geleni yapıyoruz ve yola çıkıyoruz. Yolda ve yukarıda güzel manzaralar sizi bekliyor. İzlemeye devam edin. Tabii yürüdüğümüz için hava inanılmaz sıcak geliyor şu anda. O yüzden bir kıyafetleri değiştirdik. Hisro'ya tırmanıyoruz. Şanslıyız. Hava çok güzel, açık. Bakın yol böyle. Tırmanıyoruz ama rahatız. Burası erozyonun ve kaymanın en yüksek olduğu bölgeymiş. O yüzden açtıkları yoldan gidiyoruz. Yolda terleyenler kıyafetlerini çıkarıyorlar. Aşağıda kamp alanında donuyorduk. Şimdi su içindeyiz. Çok keyifli ya. Dünden beri inanılmaz duygular yaşıyoruz. Ama çok şanslıyız. Yani buralara gelmek hiç kolay olmadı bizim için. Şu dünyada görülebilecek en unik yerlerden birine gidiyoruz şu an. Şöyle manzarayı da göstereyim. Bakın kalabalık oldukça, hava güzel olduğu için tırmanışçılar, görüyorsunuz, Fisro'nun manzarasını kaçırmak istemiyorlar. Veronica'yı bekliyorum. Aha! Evet, Veronica burada. Geldi. Gel. Bakalım biraz daha devam edelim. İnsanlar geliyorlar, biz de buradayız. Evet. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakikadır yoldayız. Yolculuğun ilk bir saati güzel. Düz yürüyerek geçti. Çok fazla eğim yoktu. Eğim yaklaşık olarak %5-6'daydı. Ancak son 1 kilometre tabelasını gördük. Diyorlar ki yola dikkat edin. Eğim şu anda yaklaşık olarak %40-45, hatta yer yer 65'e kadar değişiyor. Tırmanmak zor oluyor. Kayalardan basa basa gidiyoruz. Aynı zamanda zaten kayalardan aşağıya doğru suyun aktığını da görebiliyoruz. Yolculuğa devam ediyoruz. Yaklaşık olarak muhtemelen 45 dakikamız vesairemiz kaldı. Ertesi günde şu istikamete doğru 2 gün daha kamplayacağız. 3. ve 4. günler bu taraflarda olacağız. Veronica. Veronica. Hola. Bien. 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 Todo bien. Mother of the mountain. I will call you like that from now on. Mother of the mountain. Dağların anası. Dağların anası. Hadi yola devam. Thank you.
Evet. Şu anda zirvedeyim. Ve arkamda Fitzroy'un muhteşem manzarası beni bekliyor. Ne zirvedeyiz şu an. Gidemiyorum o tarafa. Heyecandan. Hadi gidelim. Evet, hazır mıyız? Sevgili izleyenler, şimdi birazcık daha görsel şölenle sizi baş başa bırakıyoruz. Sevgiler, bal porsukları. Oh my god, aşkım şu buzlara bak. Şurada bakın. O aşağıdan baktığımızda dağların eteklerinden işte akan karları görüyoruz burada. Aşağısı da vadiye iniyor zaten. Karşımızda da yine koca koca dağlar. Müthiş bir yerdeyiz ya. İnanılmaz. Şurada bir mola verelim hadi. Bak şimdi bak. İnanamıyorum bak. Buraya geldiğimize inanamıyorum. Herkes de inansa şu anda. Bak. Oley. Oley. Asıl inanamadığım şey... Şurası bir göl arkadaşlar göl. Normalde de. Fotoğraflarda hep böyle o gölü net bir şekilde görüyorsunuz ama şu anda... Biz şu an... Aynen. Kara donmuş bir şekilde. Gelmişiz ya. Don. Üstünde çok yürüdüm. Da özel oldu ya. Bak evet. Donmuş haline denk geldik. Şey diyordu dün bir tane teyzeyle karşılaştık yolda. Şey diyor göl donmuş diyor. Ama diyor hayatınızda kaç tane donmuş göl gördünüz ki zaten diyor. Kesinlikle. Çok özel. Kesinlikle. Çok özel. Arkadaşlar şuranın güzelliği, dostlar, sevgili takipçiler, ekip. Şuranın güzelliği. Allah. Umarım bizimle aynı hisleri ekran başında paylaşıyorsunuzdur. Gerçekten çok teşekkür ederiz bu videoyu, bu içeriği buraya kadar takip ettiğiniz aşkım, için. Aşkım bu benim hayatımda gördüğüm en iyi. Bal porsukların maceralarını takip ettiğiniz için çok sağ olun, çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Aşkım hemen duygularını alayım. Ne hissediyorsun? Burası benim hayatımda gördüğüm en güzel yer. Listenin en başında. Duygusallaştım. İnanılmaz hisler yani. Burada olduğum için çok gururluyum ve çok mutluyum. Beraber geldiğimiz için. İkimiz için de unutulmaz bir an olduğunu düşünüyorum. Yani, gerçekten. Demagoji yapma kısmı. Allah Allah. Hayatımızda hiç unutmayacağımız bir şey yaptık. Kurban olurum. Çok özel bir yerdeyiz. Çok çok özel bir yerdeyiz. Aynen. Bunun hikayesini de anlatırız birazdan aşağıda. Biraz tadını çıkaralım, dinlenelim. Aynen. Bir şeyler atıştıralım. Bu arada aynı zamanda etrafı da göstermek istiyorum. İnsanlar arkadaşlar. İnsanlar çok mutlular. Yüzlerce insan var burada. Ve yüzlercesi yolda gelmekte. Yüzlercesi aşağıya inmekte. Burada aşağıda yüzlerce insan var. Bakın bazı insanların hiç ilgisini çekmiyor bu tarz şeyler. Çünkü... Buraya gelmenin içiniz ne kadar büyük bir enerji kapladığını, sağlığınızda ne kadar iyi geldiğini, herhangi bir depresyon, anksiyetenin kalmadığı, sizi gerçekten iyileştirdiği gerçeğini bilmiyorlar o insanlar. Ancak burada olan her insan bunu başarmak için, bu hissi hissetmek için, daha iyi olabilmek için, daha sağlıklı olabilmek için bu yolculukları yapıyor. İnanın bana buraya gelen binlerce insan aptal değil ya. Sadece şu dumanların, yani, yukarıdaki bulutların geçmesi için günlerce bekleyen insanlar var. Arkadaşlar. Onlardan biri de biziz. 6 gün boyunca bekledik yani bu havayı yakalayabilmek için. Yine 6 gördük, gün. Gördük çok şükür. 6 gün. Bugün ikinci günümüzde gelebildik çok şükür. Yolculuğumuz tam olarak 1 saat 5 dakika sürdü. Daha da hızlı yapabiliriz ancak Veronica kardeşim yağ yakma aşamasında olduğu için yavaş hareket ediyor. Biz de ekip olduğumuz için birbirimizden ayrı ve hızlı hareket etmemeye çalışıyoruz. Tabii ki de birbirimizi bekleyerek hareket ediyoruz. Çok güzel. Birazcık daha şöyle bir keyfini çıkartalım. Azıcık bir şeyler yiyelim, üstümüze bir şeyler giyelim. Sonra da görüşürüz. Hadi bakalım. Dolmadı değil mi? Yine bulut geldi. Evet, göle geldik. Gölümüz donmuş bir durumda. Ama hiç önemli değil, çok güzel. Yeah.
Bakın neredeyiz. Arkadaşlar Lago de los Tres'te yürüyoruz şu anda. Yürüyoruz. Göl donmuş. Kırılıp da altına düşer miyiz acaba suyun içine diye bir düşündüm ama baktık herkes yürüyor. Bir gölün donmuş gölün üstünde yürümek de bir daha ne zaman kısmet olur yani. Yani. Tabii ki de tadını çıkaracağız. Şöyle hemen göstereyim donmuş gölü. Bu gerçekten çok büyük, çok güzel bir sürpriz oldu. Hava güzel, göl donmuş falan. Herhalde bu buraya gelen turistler için de böyle nadir olaylardan bir tanesi. Şu anda gölün üstünde yürüyoruz. Gerçekten de yürüyoruz yani. Umarım bizim gibi ama 1.70 ve 1.60'lık iki küçük minnak buradan aşağı çökmez yani. Ya i̇şte çok kafayı yiyeceğim şu anda. Evet hocam, İnanılmaz Cansu hocam ya. İnsanlar sizin bilgi vermenizi bekliyorlar. Diyorlar ki Cansu hocam gelse de bize bir şeyler öğretse, ya, bir şeyler anlatsa. Ya sallamayın ya, hiçbir şey anlatmayacağım. Cansu hocam, Cansu hocam çığır. Öyle değil mi ya? Öyle değil mi? Yorumlarda belirtin bu durumu. Öyle değil mi? Ya, Cansu'nun bu bilgi vermelerini sevmiyor musunuz? Hadi bakalım hocam, anlat bize. Ben okumayı seviyorum. Gittiğimiz yerlerin tarihini, kültürünü, kökenini araştırmayı seviyorum. Fitzroy'a geldik. Fitzroy dünyanın en büyük national parklarından, en önemlilerinden biri. Fitzroy'un anlamı ne? Merak ettim ben. Dedim ya bu Fitzroy nereden geliyor? Sonra baktım yerliler, Tehuelches, burada yaşayan yerliler. Aslında buraya Cerro Chelten diyorlar. Yani dumanlı tepe. Ama Fitzroy 1800'lerde Charles Darwin'in araştırma gemisi var ya, Beagle. Gemiyle buraya geldiklerinde o geminin kaptanının adıymış aslında. Yani Fitzroy, Robert Fitzroy geminin, Beagle adlı geminin kaptanının adı ve Darwin de buralara gelmiş, buralarda araştırmalarını yapmış. Sanıyorum ki o zamandan sonra, yani 19. yüzyıldan bu yana buraya Fitzroy da deniliyor bu bölgeye. Onun dışında hemen ben araya gireyim arkadaşlar. Şu arada Cansu hocamızı kenara alayım. Kenara alayım. Bakın en ortada büyük şu anda dumanlı kaplı olan gördüğünüz dağ. O Fitzroy. Fitzroy tepesi 3405 metre yüksekliğinde. Fitzroy'un yanındaki büyük olan Poinsenot. Burada daha önceden hayatını kaybeden dağcı. Ve hemen onun yanında da Saint-Exupéry. Hemen onun yanındaki küçük arkadaş Val de Vois dediğimiz yer. Hemen onun yanında birazcık daha ondan uzun, büyük olan 2732 metre ile Mermoz. Hemen onun bir sağındaki şu gördüğümüz küçük yer Guillamet. Aynen. Hemen şu sağ tarafta da Electrico diye bir tepeyi görüyoruz. Buralara bilim insanları geldikleri için bilim insanları çalışmalarını yapmışlar ve buraya ilk tırmananlar olmuşlar vesaire. Aa, kendi adlarını vermişler. Şey de söyleyeyim, hatırladım. Fitzroy aynı zamanda Fransız ve İngiliz soylu ailelerinin çocukları için kullandığı bir terimmiş. Soy isim olarak. Yani. Son of the King diye de geçiyormuş. Kaptanımız da zengin bir adammış yani. Buradan da onu anlıyoruz. Bir de aynı zamanda buraya ilk defa zirveye, yani Fitzroy dediğimiz zirveye ilk defa çıkmayı başaran, 1986 56, ya da 87 yılında yine Fransız bir dağcı çıkmayı başarıyor. Evet, adını unuttum. Thomas mı? Öyle bir şeydi. Adını ben de hatırlamıyorum. Ama bakın 1980'lerde başarılmış. Zirveyi görmekten bahsediyoruz. Çünkü ilk evet, bilim insanları buraya geldiklerinde, yani 1951 yılında geldiklerinde ve o talihsiz şanssız olayı yaşadıkları anda arkadaşlarını kaybettikten sonra buraya gelmenin, çıkılabilmenin imkansız olduğunu ya da çok zor olduğunu düşünmüşler. Evet. O yüzden de burayla alakalı uzun süre çalışmalarını almış, askıya almışlar ve çoğu dağcı da burayı denememiş. Ama daha sonrasından yıllar içerisinde tabii ki de buradaki milli park böyle daha çok çalışma yapınca, insanlara birazcık daha yol gösterince, evet, buraya başarılı insanlar gelmeye başlamış. Şu anda da açıldı biraz, zirve görünüyor. Aynen. O kadar dik ki arkadaşlar, granit dağı burası. O yüzden böyle mermer gibi kaygan bir zemine, yüzeye sahip. Yani gerçekten o pike, zirveye tırmanmak ne kadar zor, buradan da biz anlıyoruz. Donmuş gölümüzün üstünde dualar ettik, güzel dileklerde bulunduk. İnanılmaz güzel geçiyor her şey. Hava da bizden yana, her şey yolunda gidiyor. Kampımız çok, çok iyi, yolculuğumuz çok iyi geçti. Buralara geldik, çok şükür. Bütün evrene şükürler olsun. İnşallah hepimiz için daha da güzel yolculuklar. Ve yağmur da gelebilir. Havanın kararmaya başladığını, kara bulutların geldiğini görüyoruz. O yüzden çok da vakit harcamadan artık herhalde birazcık daha gideceğiz. Kampımıza. Ancak hocam kameranın karşısına ben geçmek istiyorum. Bir evet, şey söyleyeceğim. Bugün burada El Chalten'deyiz. Bundan öncesinde binlerce kilometrelik yolculuk yaptık. 26 aydır tam olarak yollardayız. Ve 26 ayın sonunda şu anda
El Şalten'deyiz. Dünyanın bir ucundayız. Dünyanın bir ucu derken şaka değil. Tam olarak dünyanın bir ucunda, dünyanın en zorlu trekking yollarında ve bu tepeye kadar çıkabilmiş ve gölün donmuş halini görebilmiş olduk. Bu gerçekten... Gurur duyuyorum bizle be. Eğer hayatınızda siz de bir şeyler yapmak istiyorsanız gerçekten bunların üzerine gidip yapmalısınız. Ama yaptığınız şeylerin içerisinde de yani her zaman evrenden, Allah'tan, yaratandan artık neye inanıyorsanız inanın ondan şunu dileyin. Deyin ki bana iyi ve kötüyü ayırt edebilecek gücü ver. Bunların ayrımını yapabilmek çok zor. Bana iyi ve kötüyü ayırt edebilecek gözlem gücünü ver. Bugün burada tekrardan kendime söylüyorum ki Mali çok güzel bir şey yaptın. Eşinle beraber buraya kadar gelebildin. Seni çok seviyorum eşim. Ben de seni. Bu video birilerine tekrardan bir cesaret olur. Sizler de buralara kadar gelebilirsiniz. Ama gelemediyseniz de ekran başında bizi desteklediğiniz için sizlere müteşekkiriz. Katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Buy Me Coffee'den bize destek olmayı unutmayın. Reklamları geçmiyoruz. Bakın onu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Reklamları geçmiyoruz. Lütfen o arada ne yapıyorduk? Reklamlar. Çay koyuyorduk, meyve kesiyorduk, birbirimizi uzatıyorduk falan. Aa, lütfen güzel. Desteklerinizi esirgemeyin bizlerden. Emin olun yolculuğumuzda güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yolumuz uzun, kafamızda planlarımız var. Umarım bir gün bu kanalı hep beraber büyüteceğiz. Sevgiyle kalın. Bal porsukları El Şalten'deydi. Evet aşkım, iyi ki buraya getirdin bizi ya. Merak. Şey, her şeyin en güzeli merak. Şurası arkamızda kaldı göl. Şimdi böyle çünkü bir uçurum var. Bakınız. Merak edeceğim ve üşenmeyeceğim. Ne dedi adam adı? Hayatında yapabileceğin en güzel şey. Burası Laguna Susia. Çok güzel. Biraz ileri inelim mi? Buradan yukarıdan çığlığa düşüyor. Şöyle geçiyorum. Göl taştıkça da aşağıda dereleri oluşuyor. Ya ya. Yeah. Oh fuck. Ay çok güzel. Böyle biraz yürüyüp bu manzarayla karşılaşabilirsiniz. Harika. Bu ne ya? Çok değil burası da şuradan şuraya yürüme. 5 dakikada 10 dakikada geliyorsunuz. Gelip burayı da görün yani buraya gelmişken. Evet. Burayı da ziyaret ettik. Buradan sonra yola devam ediyoruz. Üç kahraman sonunda. Üç kahraman. En sonunda vardık kamp yerimize. Güzel bir yolculuktu. Dönüşte yalnız hava El Şalten gösterdi. O iklimi tekrardan yaşadık. Çünkü rüzgar çıktı. Bir anda soğuk bastırdı. Bulutlar geldi falan. Hatta dedik ki yağmur da mı gelecek? Umarım gelmez. Yani tek dileğimiz iyi. Az önce buraya özgü bir tür kuş var. Onu göstereceğiz şimdi size hangi tür olduğunu. Kuşu gözlemledik. Gerçekten muhteşem bir hayvan. Tam o anda ben telefonu çıkardım kuşu çekmek için. Kuşu plastik bir poşet, küçük minnacık bir poşet parçası yerken gördük. Böyle ve hayvana engel olamadık. Bayağı lüpür lüpür yuttu onu. Ondan sonra da Mali ortalığı kontrol etmeye karar verdi. Oh, he can eat my crackers. Açıkta yiyecek bıraktık mı ya? Hakikaten gelirler belki. Çok güzelsin ama ya. Şahin bir kartal gibi. Oo, çok güzel. Like me. Very 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 beautiful, yeah. Mm-hmm. Look at them. So beautiful. You are so beautiful. You are owner, you are owner, we are the beautiful. Like a chicken in the garden.
get here. Yeah. Çöplerimizi topluyoruz. Kamu spotu gibi oldu ama bu da kamp işinin bir parçası arkadaşlar. Bakın sadece kendi çöplerimiz değil, başkalarının bıraktığı ve buranın doğasına, hayvanlarına zarar verebilecek, onların alışık olmadığı insan getirisi sentetik şeyleri toplamaya gayret ediyoruz. Valla bunu da sizle paylaşmak istedim. Çünkü görüyorum videolarımızı her yaş grubundan insan izliyor. Mali bayağı uzaklaştı yani. Bütün kamp alanını temizliyor şu anda. Ya şu ağaçların güzelliğine bakar mısınız şunların? Ne kadar güzel ağaçlar bunlar ya. Böyle bodur bodur. Ama yukarı doğru yaprakları. Bunların büyükleri de arkada. Bizim çadırda da büyükleri var. Aynaları. Şurada da üç büyükler karşımızda duruyor. Bu nasıl bir şey ya? İnanılmaz. Evet, geleneksel Türk kahvesi pişirme zamanımız başlamış bulunmaktadır. Aşkımın ellerinden Türk kahvesi. Cezve yok. Ne demek cezve yok? Böyle falanlar filanlar yapmayın arkadaşlar. İşte bardaklarımız Türk kahvesini bulabildiğimize çok şükür. Bak. Kuru kahveci Hacı Burhan Efendi'ye seslenmek istiyorum. Şu anda bir ilki gerçekleştiriyoruz ve Hacı Burhan Efendi'yi el çaltene getirdik yani. Hani bize sponsor olup ömrümüzün sonuna kadar Türk kahvesi içecek. Lütfen. Bak ne yazıyor, bak Hacı Burhan Bey yazmış. Biz bize yeteriz paketi Hacı Burhan Efendi'den cezvelere. Kahvesi çok güzelmiş bu arada ama. Bize gönderenlerin ömrü uzun olsun, yapanların ömrü uzun olsun. Hadi 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 aşkım hadi. Bebeğim Türk kahvesi yavaş pişer. Böyle demlene demlene yavaş yavaş köpürsün üstü bir ya. Zaten ılık suyla yaptım. Çok gaz harcamamak için sıcak su koyup soğuk su koyamadım. O yüzden şöyle yavaş yavaş yapacağız, içeceğiz. Tamam aşkım. Geliyor bak. İlla mantıklı olmak zorundasın yani. Tamam bir tane çabuk. Bu arada yanımıza bir abi geldi az önce. Dün gece kaç dereceydi dedi. Dedik ki işte -5, -6 falan gördük dedik. Aa harbi mi ya dedi. 3 gün önce ben geldim dedi. Aynı dereceyi gördüm. Ama dedi çadırım iyi değildi dedi. Herkes dedi çadırlarını topladı gitti falan filan dedi. Gece akşam, aynen akşam 10'da gitmişler. Ama bu arada bir şey var. Akşam 10'da eğer yani eksinin altına düştüyse gecesini düşünemiyorum. Sabaha karşı sabah yazını falan düşünemiyorum. Abi gerçekten soğuk. Vücut ısınızı iyi korumanız gerekiyor burada yani. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka böyle sizi sıcak tutacak yağlı yiyecekler falan getirmelisiniz. Evet, kahvelerimiz pişiyor. Bu kadar saçmalık yeter. Hadi bakalım. Evet, köpüğünü alıyor. Yeni gelin hile yapıyor. Tükürüyor içine. Yeni gelin hile böyle yapıyor. Böyle sorardı dedemler. Tükürdün mü kızım buna, ne güzel kahve yapmışsın derlerdi köpüklü görünce. Evet. Veronica. Oh. Kapatsana aşkım önce. Smells good. Smell is amazing. It's amazing. Our Russian best friend. She loves that. Turkish coffee is amazing coffee. Best one. It's Brazilian coffee or Turkish coffee? No, Turkish coffee. Don't say that. You know I'm Turkish. You know I'm Turkish. Veronica galiba. Gördünüz değil mi? I'm patriot of Turkey. Probably. Yes, I do love Turkey, but only one question. Why you didn't prolong for me ikamet? Exactly, yeah. Why you didn't give that beautiful lady ikamet? Yes. Why? I would like to live in Turkey with these amazing guys, but I am in Argentina because you didn't prolong me ikamet. Turkey is amazing. My cat is Turkish. Osman. I love my cat. My Osman. Definitely. I love it. Okay arkadaşlar, kahve maceramız, kahve sohbetimiz bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye. Çadıra girdik. İkinci günümüz bitiyor.
dışarıdaki sıcaklık derecesi 2 derece. Düne göre daha iyi. Yarın sabah tekrardan yola çıkacağız. 9 kilometre bir yürüyeceğiz. Sonra kampa doğru ulaşacağız. Bir 10 kilometre toplamda yürümüş olacağız yarın. İkinci günümüz yarın de görüşürüz olmuş. Diyelim. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Yeni bölüm başladı. Yeni bölüm başladı. Hadi bakalım. Hadi hoşçakalın.